Herkese merhabalar ameliyathaneden. Şimdi bir mikrocerrahi varikosel operasyonu yapıyoruz. İki taraflı bir operasyon bu. Az önce hastamızın sol tarafındaki varikoseli mikrocerrahi ile tamamen tedavi ettik. Şimdi sağ taraftayız. Bu videoda şimdi en sık varikosel ile ilgili sorulan bir 5 soruya cevap verelim. Bunlardan bir tanesi şu. Her varikosel problemi ameliyat edilmek zorunda mı? Hayır. Eğer sperm parametrelerini çok ciddi düzeyde bozmuyorsa, testosteron düşüklüğüne sebep olmuyorsa ve ciddi ağrılarda neden olmuyorsa varikosel hastalığı sıkı bir şekilde takip edilebilir. Ama testlerde gösterildiyse, özellikle spermogramda ve kan testlerinde gösterildiyse sperm parametrelerindeki düşüklükle beraber testosteron düşüklüğü mutlaka ameliyat edilmek. İlk şey bu. İkinci soru, eğer tedavi edilecekse neden mikrocerrahi, yani mikroskop altında yapılmalı? Çünkü burada hem varisleşmiş, yani şu ana kadar varisleşmiş toplar damarları iptal ediyoruz, hem de ileride varisleşme potansiyeli olan toplar damarları da bize bu mikroskop gösteriyor ve onları da iptal etmemizi sağlıyor. Yani aslında nüksü engelliyor. Mikrocerrahinin buradaki en büyük avantajı bu. Aynı zamanda tabii bu bölgedeki atar damarlara, lenfatik damarlara da zarar vermememizi sağlıyor. Sadece toplar damarlara müdahale ediyoruz. Ne kadar sürüyor? Yaklaşık olarak tek taraflı olduğu zaman 1 saat, iki taraflı olduğu zaman 2 saat civarında sürüyor. Genellikle spinal anestezi altında, yani belden aşağı anesteziyle yapılabiliyor ve hastalarımız eğer sabah da hatta çok erken saatlerde ameliyat olurlarsa gece evlerine gidebiliyorlar. Bazı hastalarımız bir gün kalmak istiyor. Duruma göre biz de onları ya günübirlik olarak hastanede misafir ediyoruz ya da ertesi gün taburcu ediyoruz. Sorulardan bir tanesi de şu. Sadece ameliyat yeterli mi varikoseli tedavisinde? Hayır. Varikoseli tedavi ettikten sonra ertesi günü testise çok yüksek miktarda vitamin desteği vermeye başlamak gerekiyor. Çünkü varikoseli tedavi etmek sadece aslında testisteki yangını söndürüyor. Yani ısı yükselmişti varikoselden dolayı. Biz onu tekrar normal haline getiriyoruz ama ertesi günden itibaren vitamin desteği vermemiz gerekiyor ki bu testisler kaliteli sperm ve kaliteli erkeklik hormonu üretebilsin. Takip nasıl oluyor? Sorulardan bir tanesi de bu. Ben ne kadar da bir kendimi takip ettirmeliyim? Özellikle vitamin desteği de başladıktan sonra 3, 6, 9 ve 12. aylarda mutlaka spermogram yaptırmak gerekiyor. Spermin düzelişi biraz daha hızlı oluyor ama testosterondaki düzeliş o kadar hızlı olmuyor. O nedenle testosteron düşüklüğü nedeniyle eğer bir varikosel ameliyatı yapıyorsak o hastalarımızı genellikle 9. ay ve 12. ayda görmek istiyoruz. Ama sperm düşüklüğü nedeniyle bir varikosel ameliyatı yapıyorsak bu hastalarımızı 3. ayda itibaren görmeye başlıyoruz. Hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan bir tanesi de ben böyle bir operasyondan sonra hemen işime gücüme dönebilir miyim? Daha doğrusu normal hayatıma ne zaman başlayabilirim sorusu oluyor. Biz varikosel ameliyatını çok küçük iki tane kasık kesesinden yapıyoruz. Yani çok küçük, üzerinde herhangi bir dikişin de olmadığı, biz orayı estetik bir şekilde kapatıyoruz çünkü. Hastalarımızın tekrar dikiş aldırmaya gelmesine de gerek olmuyor. Bu çok basit kesilerle ve küçük pansumanlarla evlerine taburcu ediyoruz. Eğer masa başı bir işte çalışıyorsanız çok basit böyle 1-2 günlük ev istirahatinden sonra masa başındaki işinize geçebilirsiniz. Ama eğer ağır bir işte çalışıyorsanız orada en az bir hafta mutlaka dinlenmenizi öneriyoruz. Sonrasında çünkü genel anlamda konforlu, hatta ağrı kesici kullanımına bile çok ihtiyacın olmadığı bir operasyon bu. En büyük avantajı da çok küçük kesilerden ve mikrocerrahi olarak yapılması.